Videomuzu beğenip, kanala abone olup, aklınıza takılan soruları, sormamızı istediğiniz soruları lütfen yorum olarak yazın. Çok enteresan bir anım var hocam. Paylaşmaktan da keyif alırım. 97 yılı İngilizce öğreneceğim hevesiyle Amerika'ya, San Diego'da bir yabancı dil okuluna kayıt oldum. Gittiğim günde orada bir motosiklet satın aldım. Bir tane Honda satın aldım. Bulunduğum şehirle, San Diego'yla Phoenix denilen bir yer var Arizona'da. Oraya bir seyahat etmem lazım. Böyle 8-9 saatlik bir yol. Oldukça ciddi bir kilometresi var ve çöl geçmem gerekiyor. Tek başımayım. Motorumla sabahın işte 5'inde çıktım. Yani neredeyse gün ağrımamıştı. Yolda gidiyorum. Ülkenin yapısı itibariyle otobanlarda benzin istasyonu yok. Otobanların çıkışları var. Çıkışlarda 3 kilometre sonra, 2 kilometre sonra benzin istasyonu var. Benzin alacaksan çıkıyorsun otobandan. Benzinini alıp tekrar dönüp gelip girip devam ediyorsun falan. Ben çıkışta gördüm benzin istasyonunu. Baktım neredeyse yarım depo civarı benzinim var. Hadi dedim bir sonrakinden alırım. Geçtim yürüdüm gittim. Çöl şartları. Git Allah git. Git Allah git. Git Allah git. Benzin istasyonu yok. Çıkış yok. Hiçbir şey yok. Su yok. Benzin yok. Her yer kum. Kumun ortasında bir tane asfalt yol. Ama asfalt yolun da kenarları gene yani rüzgardan perişan olmuş durumda. Ben şimdi normal hızlarımla gidiyorum. Yani 120'li, 130'lu hızlarla gidiyorum. Otoban şartları neticede yani bir şey yok, tehlike yok. Her yer görünüyor uçsuz bucaksız. Ama yakıtım yüksek. Benzin azaldıkça benim hız başladı düşmeye. 80, 70, 60 ve maalesef tık dedi, bitti benzin. Tırrrr dedik, yanaştık kenara. İn yok, cin yok kafamda güneş. Yolda harcadığım o ana kadar benzin parasından fazla su ve buz parası harcamışım. Yani kaskın içine buz koyuyorum. Buzu buzlu olarak kaskı kafama takıyorum. 15 dakika sonra o bile kuruyor yani o derecede. Bol su içiyorum. Orada başladık beklemeye. Allah yardım etti. Yarım saat 45 dakika sonra bir tane Küba plakalı minibüs durdu Selim abi. Ne oldu dedi. Dedim benzin bitti. Yani çat pat konuşuyoruz. O da İngilizceyi bilmiyor. Ben de bilmiyorum ama anlaştık neticede. Benzin deposunu aşağı getirdi. Bir de hortum çıkardı. Bir de bidon. Bana bir bidon benzin verdi. Depomu doldurdum. Yetmedi biraz daha verdi dedi fulle. Otoban şartları. Para teklif ettim, para da almadı. Yani çölde huri görsen bu kadar sevinirsin. Aynen öyle. Çöldeki kısmete bakar mısınız? Neyse esas hikaye buradan sonra başlıyor. Ben onlara çok teşekkür ettim. İşte giyindim kaskımı, maskımı. Yolda da onlara bir selam verdim, geçtim. Varacağım yere, Phoenix'e işte 5 kilometre kaldı. Şehri görüyorum. Ya normallik var bende. Gözümün önünde karıncalar uçuşuyor, arılar uçuşuyor. Böyle bir gariplik var bende. Kollarıma iğneler batıyor gibi falan. Dedim oğlum sende bir terslik var. Sen bir gölge bir yer bul, bir mola ver. Hakikaten bir böyle yolun üstünden geçen köprünün altında gölgeye çektim. Yolun dışına motoru sehpaya aldım, park ettim. İndim, oturdum. Ben de film kopmuş. Bayılmışım. Aradan kaç dakika geçti bilmiyorum. Bir melek sesi geldi. İyi misiniz dedi. Are you okay dedi bana bir ses. Bir hanım sesi. Bir gözümü açtım. Hakikaten çok güzel bir hanımefendi polis. Tek başına. İyi misiniz dedi bana. İyiyim dedim. Nereden geliyorsunuz dedi. San Diego'dan geliyorum. Yatın dedi. Kalkmayın dedi. Bir telsiz görüşmesi. Yemin ediyorum 3 dakika geçmedi. Bir tane çift kabin itfaiye aracı. 6 tane görevli. Şoför dahil bana sağlıkla ilgili destek vermeye çalışıyorlar. Birisi nabzımı ölçüyor, birisi koltuk altlarıma buz sürüyor, birisi enseme soğuk kompres yapıyor, birisi su içiriyor falan. İnanılmaz bir takip. Ben 5 dakika sonra tabanca gibi kendime geldim. Toparladım kendimi. Bu arada yani bulunduğumuz yer Meksika sınırına yakın. Böyle kaçak geçişler bilmem neler çok olan bir yer. Bana ne kimlik sordular, ne pasaport sordular, İngilizcem zayıf, ne nerelisin dediler. Hiç en ufak bir konu açılmadan. Bu adam buraya kadar geldiğine göre beni, bir şey sormaya gerek yok demişler. Beni tedavi ettiler. Tedavinin üzerine bir de nereye gidiyorsun diye sordular. Adresi de gösterdim. Bana otobandan hangi çıkıştan çıkacağımı gösterecek kadar da mihmandarlık ettiler. Önümde bana yol gösterdiler. Bunu hiç unutmuyorum. Bana bir insanlık dersi oldu. Yolda giderken aşırı su kaybından ben fenalaşmışım. Yani suyumu içiyorum, buzumu bilmem neyimi her türlü tedbirimi alıyorum kendimce ama o çölün sıcağı, çölün rüzgarı
son derece beni çarptı. Ve ben ceketsiz, korumalı kıyafetsiz motora binmemek gerektiğini orada bir kere daha anladım. Çünkü vücuttan su kaybı kısa kolluyla bindiğiniz zaman oluyor. Sıcak iklimlerde özellikle. Allah korusun, kazasını belasını söylemeye bile gerek yok yani. Büyük riskler. Anım budur. Şu anda bir tane Goldwing'im var. Evladım gibi, çocuğum gibi çok severek bindiğim. Bir tane de Yamaha FJ'm var, 1300 cc. İki motorumla da mutluyum. Videomuzu beğenip, kanala abone olup, aklınıza takılan soruları, sormamızı istediğiniz soruları lütfen yorum olarak yazın.